Balotelli sözünü yerine getirdi. Adana Demirspor'un yıldız oyuncusu Başkan Murat Sancak'a verdiği sözü yerine getirdi. Bilindiği üzere yaz transfer döneminde ismi çok gündeme gelen İtalyan golcü Balotelli ilk bölümde işi olmamıştı. Ancak bizzat kendisi Başkan Murat Sancak'ı arayıp gelmek istiyorum deyince bu transfer gerçekleşmişti. Tabii bu yıldız ismin gelmesinde Başkan Murat Sancak ayrıca büyük fedakarlıkta bulundu. Yapılan transfer görüşmelerinde Balotelli, Başkan Murat Sancak, performansımdan milli takıma geri döneceğim, göreceksiniz sözünü vermişti. Balotelli sezon başından itibaren çok iyi bir performans sergiledi. Yeri geldi sağ içinde liderlik yaptı, asist yaptı, 8 gol attı. Son Karagümrük maçında da oyuna sonradan girdi, 1 gol 1 asistle oynadı. Balotelli'nin bu performansı Montella'yı mutlu ederken İtalya milli takım teknik heyetinin de dikkatini çekti. Dolayısıyla Montella ile yapılan görüşmelerde İtalyan hoca Balotelli'nin son durumuyla ilgili olumlu rapor verdi ve Balotelli'yi milli takımda görmek istiyoruz, orayı hak etti yorumunu yaptı. Montella ayrıca İtalyan milli takım hocasının arkadaşı olduğunu ve konuları görüştüğünü de dile getirdi. Ve Balotelli milli takıma davet edildi. Bu oyuncu yakın zamanda milli takım kampına dahil olacak. Şimdi Adana Demirsporlar bu oyuncuyu İtalyan milli takım çatısı altında çok farklı takip edecekler. Bu aynı zamanda transfer başarısı olarak da öne çıktı. Başkan Murat Sancak sürekli olarak Balotelli'ye güvendi ve iyi işler yapacağını hep savundu. O da Başkan Murat Sancak'ı yanıltmadı. Hatta Başkan Murat Sancak bir demecinde 10 milyon euro da verseler düşünürüm demiş ve Balotelli'ye ihtiyaçların olduğunu altını çizmişti. Geliyor Balotelli gibi futbolcu gelir, her zaman gelir. Ama şu anda vermeyi düşünmüyoruz yani. Ben daha önce sormuşlardı ve ben bir 10 milyon ceplerine koyması lazım satabilmem için. Gerçi serbest kalma maddesi daha düşük ama ben git demesem gitmez yani. Abi kardeş gibiyiz onunla. Beni çok sever, çok sayar. Ben de onu çok severim. Yolun açık olsun Balotelli.